9 Kasım 1929'da Topkapı Sarayı Müzesi'nde envanter tespit çalışmaları yapılırken gizemli bir harita bulunur. Uzmanlar tarafından harita üzerinde yapılan incelemede küçük bir not göze çarpar. Bu haritayı Kemal Reis'in biraderzadesi unvanıyla meşhur Hacı Mehmet'in oğlu Fakir Piri, 919 senesi Muharrem ayında Gelibolu'da yazmıştır. Aradan geçen yıllar içerisinde araştırmacılar ve akademisyenler çeşitli çalışmalar yaparlar. Ortaya çıkan sonuç ise haritayı açıklamak bir yana Piri Reis'in uzaylılardan yardım almış olabileceği gibi konuyu bambaşka bir boyuta taşıyan bile olur. Gelin dilerseniz biz Piri Reis'in kendisine kulak verelim. Çünkü o kullandığı kaynakları ve sembolleri haritasında zaten anlatıyor. Bu harita gibi bir harita bu devirde kimsede yoktur. Bu acizin eliyle çizilip şimdi yapıldı. Özellikle 20 parça haritalar ve Mapamundi'lerden yani İskender-i Zulkarneyn zamanında yapılmış haritadır ki dünyanın karaları onun içinde belirir. Araplar o haritaya Caferiye derler. Onun gibi 8 Caferiye'den ve bir Arapça Hint haritasından ve 4 Portekizli'nin şimdi yapılmış haritalarından ki Sint ve Hint ve Çin denizleri hendese usulüyle o haritaların içinde çizilmiştir. Ve bir de Kolombo'nun batı tarafında yazdığı bir haritadan karşılaştırmalı ölçüyle çıkarılıp bu harita meydana geldi. Piri Reis 1513 haritası üzerine çizdiği figürler ve eklediği notlar ile bölgedeki doğal yaşam ve yeraltı zenginlikleri hakkında da genel bilgi vermektedir. Bu figürlerden bir tanesi var ki gördüğümüzde insan mı yoksa hayvan mı tam olarak bir şeye benzetemediğimiz tuhaf bir yaratık. Bu yaratık için Deccal dediler, cin dediler, mitolojik bilemye ve hatta gökteki takım yıldızı bile diyen oldu. Peki ama Piri Reis bu resimle neyi anlatmak istiyor? Piri Reis'in Amerika kıtasına gittiğine dair herhangi bir belge yoktur. Dolayısıyla Amerika kıtası üzerindeki figürleri faydalandığı kaynaklardan edindiği bilgilerle çizdi. Hadi gelin şimdi haritayı biraz daha yakından inceleyelim. Önce Afrika kıtasını inceliyoruz. Burada çizilen fil ve deve kuşu şüpheye mahal bırakmayacak doğrulukta resmedilmiş. Bunun sebebi Piri Reis'in bu hayvanları bizzat görmüş olmasıdır. Şimdi de Amerika kıtasını inceliyoruz. Burada resmedilen hayvanların bir kısmı papağanlar, maymunlar ve yılan aynı şekilde şüpheye mahal bırakmayacak doğrulukta resmedilmiş. Bunların doğru çizilme sebebi ise aynı türden hayvanların Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında da yaşıyor olmalarıdır. Şimdi geri kalan figürleri inceliyoruz. Bazıları tanıdık gibi geliyor fakat tam olarak emin olamıyoruz. Bunun sebebi sadece Amerika kıtasına özgü hayvanlar olmalarıdır. Piri Reis bu hayvanları hiçbir zaman görmedi. Yapılan tarifler üzerinden veya başka kaynaklarda gördüğü resimlere benzeterek çizimlerini yaptı. Dolayısıyla bir takım hataların olması muhtemeldir. Şimdi gelelim bu figürlerin içerisinde en gizemli ve en ürpertici olan resmin hangi canlıya ait olabileceğini. İlk teorimiz için figürün hemen üzerinde yer alan açıklamayı okuyoruz. Bu canavarın 7 karış boyu vardır. Gözlerinin aralığı 1 karıştır. Ama uysal ve zararsız imiş. Burada şu açıklamayı yapmakta fayda var. Canavar kelimesi masallarda geçen korkunç görünümlü yaratıklar için kullanılıyor olsa da aynı zamanda yabani hayvan anlamını da taşımaktadır. Figürü daha dikkatli incelediğimizde görüldüğü gibi uzun kolları ve bacakları var. Kafası oldukça büyük resmedilmiş. Gözlerinin birbirine çok yakın çizildiğini görmekteyiz. Oysa ki Piri Reis gözlerinin birbirine uzak olduğunu göz aralığı bir karıştır diyerek özellikle belirtmiş. Yani çizimle açıklama arasında küçük bir fark var diyebiliriz. Bu nedenle resmi tamamen göz ardı ederek sadece yanındaki açıklamaya odaklanıyoruz. Aradığımız yaratık yaklaşık 7 karış yani 1,5 metre boylarında olacak. Gözleri birbirinden bariz şekilde uzak olacak. Yabani görünümüne rağmen çok uysal ve zararsız olacak. Peki ama bu tarife uyacak ve sadece Güney Amerika kıtasına özgü hayvan türü var mı? Birçok hayvan içerisinden yaptığımız araştırmada bir tanesi var ki tarife birebir uyuyor. Gözleri bariz bir şekilde birbirinden uzak, uzun tırnaklara sahip. Yaklaşık 1 ila 1,5 metre boylarında. Görünüş olarak yırtıcı hayvanlara benzese de oldukça zararsız. Ağaç dallarına ters asılarak ağaç yaprakları yiyor. Dallara ters asılarak yaşamasından dolayı tüyleri ters yönde uzuyor.
son derece yavaş hareket etmesi nedeniyle kendisine tembel hayvan deniyor. Ayrıca yaratılışı gereği sarılmayı çok seven bu hayvan, insanlara karşı uysal ve zararsız. Figürde hayvanın kafasının vücudunda olduğu gibi görünmesinin sebebi ise sadece bakış açısıyla ilgili. Resim baş hizasından bakılarak çizildiği için kafası büyük olarak çizilmiş. Dolayısıyla gövdesi kafasının arkasında kalmaktadır. Muhtemelen ağaçta ters asılıyken gözlemlenerek resmedildi. İkinci teorimiz için figüre odaklanarak harita üzerindeki açıklamayı göz ardı edeceğiz. Figürü tekrar inceliyoruz. Kafası üzerinde taca benzeyen kırmızı bir başlık var ve elinde bitki tutuyor. Resmin ne olduğunu anlayabilmek için bu sefer harita dışı bir kaynaktan faydalanıyoruz. Piri Reis, denizciler için hazırladığı kılavuz kitap olan Kitab-ı Bahriyesi'nde çok farklı bir açıklama yapıyor. Yine oraya gidip gelenler, iki gözünün arası bir karış olan çok insanlar olduğunu söyler. Yüzleri yassı, kaşları da açıktır. Bütün başlıkları yünden ve çok süslüdür. Hepsinin yediği de bitkidir. Ey dost, o başlıklardan birisini bir gemi ile biz almıştık. Dikkat edilirse burada anlatılan yaratığın hayvan değil, insan olduğunu ve bitkiyle beslendiğini söylüyor. Bahsedilen insanlar Pueblo Kızılderilileri olabilir. Pueblo Kızılderilileri, Güney Amerika bölgesinde yaşayan yerli bir halktı ve çoğunlukla tahıllar, baklagiller ve sebzelerle beslenirlerdi. Dolayısıyla figürün elindeki bitki, onun beslenme alışkanlığını temsil ediyor olabilir. Figürün kafası üzerindeki kırmızı tac ise papağan tüylerinden yapılmış bir kızılderili başlığı. Piri Reis, ele geçirdikleri bir gemiden ganimet olarak kızılderili başlığı aldıklarını söylüyor. Son teori ise figürün mitolojik bir hikayeye ait olduğu yönünde. Piri Reis, Güney Amerika kıtasındaki doğal yaşamdan bahsederken Portekiz denizcilerin hikayelerinden faydalanarak şöyle anlatıyor. İçlerinde türlü türlü insan var. Allah her birini bir türlü yaratmış. Ey dost, bazısının boynu ile başı birleşmiş ve göğsünün üzerinde yerini almıştır. Dolayısıyla figürün mitolojik bilenmeyi olması ihtimali de söz konusu. Sonuç olarak Piri Reis'in 1513 tarihli haritası ve Kitab-ı Bahriyesi içinde 3 farklı teoriyi de destekleyen bilgiler yer almaktadır. Öne sürülen diğer teoriler, yani Deccal ve cin için ne harita üzerinde ne de Kitab-ı Bahriye içinde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu videomuzda Piri Reis'in 1513 tarihli dünya haritası üzerindeki gizemli yaratık figürünün hangi canlıya ait olabileceği konusundaki teorileri inceledik. Piri Reis bu garip figürle sizce neyi anlatmak istedi? Görüşlerinizi aşağıya yorum olarak yazın lütfen.